Aşılama konusunda yaklaşık e, total dozumuz 1 milyon 961'ini geçtik. 2 milyona yaklaştık. E, birinci dozda da 1 milyon 50 bin civarında bir aşılama e, kapasitesine eriştik. E, sayısına eriştik daha doğrusu. Ama bu Kocaeli için yeterli değil. Daha en az e, 150-200 bin daha aşılama yapmamız lazım. Çünkü nüfusun hedef nüfusun %75'inin mutlaka aşılamamız lazım. Eee bu salgında en önemli silahımız aşı ama aşıyla beraber e, kesinlikle rehavete katılmadan e, sosyal mesafe, e, hijyen ve maske kullanımında konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle üzülerek görüyoruz son zamanlarında insanlar maskeden ve sosyal mesafeden bir hayli uzaklaşmış durumdalar. Onun için e, özellikle e, aşılamayla beraber rehavete kapılmadan bu önlemlere de azami ölçüde dikkat etmemiz şart. Şimdi 15 yaşının üzerinde e, herkese aşılama hakkı çıktı diğer yandan 12 yaşın üzerinde olup da kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza da gençlerimize de aşılama hakkı çıktı şöyle bir şey söylemek istiyorum özellikle son dönemde hastaneye yatış oranlarına baktığımızda yatışlardaki yaş oranlarına baktığımızda daha çok genç nüfusa doğru kaydığını görüyoruz onun için gençlere seslenmek istiyorum bize bir şey olmaz biz hafif atlatırız diye bir şey yok özellikle son varyantla beraber genç nüfusun genç insanların İnsanların da hastaneye yattığını hatta e, yoğun bakıma yattığını da biliyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Aşı o kadar koruyucu ki şu anda Kocaeli'nde bütün aşı dozları tamamlamış kişilerden hiç kimse yoğun bakımda yatmıyor. Biz ölümlere ve yoğun bakıma yatan hastaların geneline baktığımızda ya hiç doz aşısı yapılmamış ya da eksik doz aşılarından aşıların yapıldığı söz konusu. Onun için bütün vatandaşlarım özellikle önerimiz, mutlaka tüm dozajlarını yaptırsınlar ve maske, mesafe, hijyen konusunda asla taviz vermesinler. Özellikle önümüzdeki aydan itibaren muhtemelen havalar biraz daha serinlemeye başlayacaktır. Kapalı ortamlarda herkes daha çok vakit geçirecektir. Onun için bu önlemlere uymak daha ciddi bir önem arz ediyor. Okullar da inşallah açılacak. Dolayısıyla biz hem okulların açılması hem de sonbaharda havaların soğuy soğuyacak olması nedeniyle daha çok kapalı ortamlarda vakit geçireceğimiz için bunu da öngörerek hem aşımızı olmalıyız hem de e, mutlaka önlemleri asla reyavete kapılmadan dikkat etmemiz şart. Peki hocam. Maalesef insanlar hiç olmadığı kadar rahat davranıyorlar. Maske, mesafe ve hijyen belki bir dereceye kadar kontrol ediliyor ama maske ve mesafe konusunda maalesef bir reyavete kapılmış durumdayız vaka sayılarının bu seviyede kalması da yapılan aşının sayesinde öyle düşünüyorum. Bütün göstergeler de onu gösteriyor. Ama pandeminin tamamen kontrol altına alınması için mutlaka mutlaka aşıların büyük oranda tamamlanması ve Vakaların sayılarının büyük oranda e, en az seviyeye düştükten sonra ancak rehavete kapılmamız şart. Onun için en son hasta taburcu olana kadar mutlaka mutlaka önlemlere uymak lazım. Ve aşılar zamanı gelildiğinde bütün aşılarımızın dozlarıyla beraber yapılması lazım.